Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Laravel ile Vue.js kullanarak bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bugün Vue.js ile React'ı karşılaştıracağız arkadaşlar. Yani ben bu iki framework'ü de deneyimledim ve sizlere deneyimlerimi aktarıyor olacağım arkadaşlar. Haydi başlayalım. İki framework'ünüzde sitesini ben açtım. Sitesinde ikisi de arkadaşlar bir şeyim var. Eleştirim var arkadaşlar. Burada Vue.js kendine framework diyor. Yalnız React kendine bir kütüphane diyor. Yani bu yanlışlığı bir ayırt edelim arkadaşlar. React hiçbir şekilde kütüphane değildir. Yani bir jQuery değil. jQuery ne yaparız arkadaşlar? Belli bir kullanacağımız bir yer olur. O sayfamızda CDN'i veya JavaScript dosyasını alırız. Orada kullanırız. Mesela bir Ajax kullanırken, POST sistemi ya da GET sistemi yaparken kullanırız değil mi? Ama React'ı ne yaparız arkadaşlar? React işin başından sonuna kadar React'ın kendi DOM'larıyla çalışıyor. Yani işin başından bitişine kadar çalışıyor arkadaşlar. Buna biz ne deriz? Framework deriz değil mi? Ama burada kütüphane olarak belirtmiş. Burada bir kendine gol atmış oluyor arkadaşlar React. Şimdi bu iki farkı anladığımıza göre diğer farklara geçelim. İlk olarak nereden başlayalım? React'tan başlayayım arkadaşlar. React İlk olarak ben React ile başlamıştım. Çok önüme gelmeye başlamıştı. Frontend tarafında sürekli kullanılmaya başlamıştı. Sürekli her yerde görüyordum. Güzel uygulamalar geliştiriyordu. Beni de cezbetmişti. Ben de React ile başladım. React ile başladıktan sonra biraz zor oldu öğrenmem. Ama yine de yapmaya başladım arkadaşlar. Bir ToDApp uygulaması vesaire. Veri çekme işlemleri, post işlemleri derken o üzerinde bayağı geliştirdim kendimi. Yapmaya başladım React'ı. Ama React şurada çok sıkıntı arkadaşlar. İşleri çok kompleks hale getiriyor. Onu neden ben de anlamadım. Öte yandan Vue.js'e geçtim arkadaşlar. Vue.js'de aşağı yukarı 1-2 aydır kullanıyorum arkadaşlar. Ama Vue.js'i öğrenmem React'tan daha kolay oldu arkadaşlar. Çünkü Vue.js'de şöyle söyleyeyim. JavaScript'ten çok uzaklaşmamışlar arkadaşlar. Ama React'te biraz JavaScript'ten uzaklaşmışlar gibi geldi bana. Çünkü Vue.js'in kullanımı bana göre daha rahat, daha hızlı öğrenilebilir gibi geldi. Ama React'ta biraz daha işler kompleksleşiyor. Onu ben hala anlamadım arkadaşlar. Niye öyle yapıyorlar? Çünkü nasıl bir kullanıcı deneyimi varsa arkadaşlar, bir de developer deneyimi de var. Yani geliştirici deneyimi de var arkadaşlar. Yani bir uygulamayı geliştirirken rahatça geliştirebiliyor olmamız lazım bizim de. Çünkü aksi takdirde sürekli hatalar bizi uğraştırır. Yani bizi kötü etkiler arkadaşlar. Bu da bize ne olur? Performans düşüklüğüne ne olur? Ama öte yandan rahat bir şekilde yazabildiğimizde ne olur? Hem geliştirme yapan kişi açısından iyi olur, hem de kullanıcı açısından da güzel bir deneyim de oluşabilir arkadaşlar. Ve iki tarafta mutlu olur. Ama kullanıcı deneyimi tarafında kullanıcı mutlu olur, ama developer tarafında kullanıcı ne olur? Kullanıcı mutsuz olursa ne olur? O uygulama çok da güzel bir uygulama olmaz arkadaşlar. Çünkü geliştirici orada sıkıntıya girer. Sürekli hatalarına uğraşmak zorunda kalır. Bu da geliştiriciyi yorar ve olumsuz yönde etkiler. O yüzden ben şahsen Vue.js'in daha kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Neden? Öğrenmesi daha basit arkadaşlar. Bu yüzden. React'ta popüler olmasındaki amaç arkadaşlar Facebook var. Facebook olduğu için tabii ki biraz daha öne çıkıyor. Yoksa Vue.js çıksaydı arkadaşlar, Vue.js de güzeldi. Facebook arkasında mesela Vue.js dursaydı, o zaman da Vue.js önde olurdu React'ta. Arkadaşlar, şimdi başka nelere karşılaştırabiliriz? Hemen başlayalım. Şimdi mesela bir şunu yazdıracağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir merhaba yazdıracağız. Bu şekilde bir kod yazmamız gerek. Bayağı uzun değil mi arkadaşlar? Biraz da bana saçma geliyor. Niye bu kadar uzun yazıyoruz? Şimdi gelelim burada neye bakalım? Guide'a bakalım mı? Mesela burada da bir veri yazdıracağız arkadaşlar. Bu
Burada merhaba yazdırmışız. Tamam, önemli değil buradaki şeyimizde. Buradaki datayı alıp buraya yazdırıyoruz mesela. Şimdi buradaki yazılan dataya bakın arkadaşlar. Bir tane div atıyoruz. Şurada içinde de message var. Tamam, bu kadar. Sonra burada app diye bir değişken tanımlıyoruz. Vue'yu tanımlıyoruz arkadaşlar ve ID'yi seçiyoruz buradan app'i. Ve datadan mesajımızı yazdırıyoruz ne yazdıracaksa. Şu mu daha basit geliyor arkadaşlar size sizce? Yoksa şu mu? Ve şu da önemli arkadaşlar. Kodun güzelliği de önemli benim için. Yani güzel bir şekilde durduğu da önemli. Burada kod daha güzel duruyor. Ve JavaScript'e yakın duruyor arkadaşlar. Burada JavaScript'ten bayağı bir uzak duruyor. Neden böyle oluyor? Onu ben de anlamadım tabii ki. Çünkü şurada yazmak, şunu yazmak daha basit arkadaşlar. Ama burada bu şekilde bu kadar uzatmaya hiç gerek yok. Burada diyelim DOM'dan render yapıyoruz vesaire. Şuradan çekiyoruz bizden props'tan. Ama burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane div'imize id veriyoruz. Sonra bu elemanımızı seçiyoruz. ID'si app olanı seçiyoruz ve message değerimize de ne yazdırırsak buradan geliyor. Ne kadar basit değil mi? Ama niye bu kadar bizi işi zorlaştırıyor React? Neden? Hala onu anlamış değilim tabii ki. O yüzden ben React'tan Vue'ya geçtiğimde daha hızlı ilerledim arkadaşlar. React'ta geliştirmesi daha kolay çünkü. Ama tabii ki React'ı da öğreneceğiz. Çünkü işimiz gereği bazen React'la da projeler gelebiliyor. Ve biz de onların üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Ama eğer biz projeyi sıfırdan geliştireceksek React'a ne yok arkadaşlar, gerek yok. Vue'de geliştirebiliriz. Çünkü React bu kadar uzatmasının manası yok arkadaşlar. Bu kadar çok uzatmamıza gerek yok zaten. Ama Vue'de daha basit arkadaşlar. Şuna bir bakın sana. Bir veriyi almak için biz buradan webpoint'tan title bu şey arkadaşlar, veriye bastığımızda mesela wave, mesela bir if kullanacağız. Burada örneği var mı? Göremedim. Burada ayrıyeten farklı bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Render tarafında kullanıyoruz genellikle if'i. Ama burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt şeyimizin içinde de belirtebiliyoruz. HTML etiketlerimizde de belirtebiliyoruz arkadaşlar. Bu wave, v4 vesaire. Bunlar şeyden görebilirsiniz arkadaşlar. Angular'dan. Angular'da böyle bir yapılar arkadaşlar. Engine if, engine for vesaire. Onun güzel bir yapısı ne olmuş arkadaşlar? Vue.js'e gelmiş. Aslında Vue.js React ile Angular'ın güzel taraflarını almış diyebiliriz. Bazı güzel taraflarını almış diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunlar, şu wave'ler, v4'lar burada çok kolaylaştırabiliyor arkadaşlar. Şimdi. Gerçekten çok kolaylaştırıyor çünkü. Mesela bir veri döndüreceğimizde bile çok kolay bir şekilde döndürebiliyoruz. V4 diyoruz. Şuradan aynı Laravel'de forage kullanırken aynı şekilde burada da kullanabiliyoruz farklı. Sadece burada li'mize V4 yazıyoruz ve hangi elemanı yazdıracaksak, mesela to do'nun içindeki textmiş, şunu alıyor direkt arkadaşlar. Ve V4'la döndürüyor. Ne kadar basit değil mi? Ama React'ta neden böyle değil? Onu anlamadım. Çünkü gereksiz yere kompleksleştiriyor arkadaşlar. Yani kodu uzatıyoruz. Niye kodu uzatıyoruz? Kodu uzatmamıza gerek yok. Biz en kısa kodda işi bitirmemiz lazım. Performans açısından da bu önemli. Çünkü arkadaşlar, başka neleri karşılaştırabiliriz? Karşılaştırabileceğimiz başka şey göremiyorum arkadaşlar. Dokümantasyonu biraz inceleyelim. Başka neler yapabiliriz? Şey söyleyebiliriz arkadaşlar. React tarafında Redux var. Redux daha çok kullanılır genelde React tarafında. Redux güzel bir durum yöneticisi arkadaşlar. State yöneticisi. Fakat biraz kompleks arkadaşlar. O da biraz bana saçma geliyor. Ama Vue.js tarafında güzel bir çözüm var. Vue.js gayet rahat arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde kullanabiliyoruz. Zaten bir önceki derste de
Nasıl kullandığını da göstermiştim aslında Laravel'le. Farklı projelerde de kullanabiliriz. Vue.js'de kullanım rahat. Ama React ile Redux'da biraz zor. Redux tabii ki. Kedi de kullanabiliriz. Vue.js'de de kullanabiliriz. O ayrı konu. Arkadaşlar. Başka anlatabileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. İnşallah iki framework arasındaki farkları da anlatabilmişimdir size. Herkese iyi çalışmalar diyerek bu karşılaştırma videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar.